Herkese yeniden merhaba, ben Özge, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle ev kıyafetleriyle gayet rahat bir şekilde bir pazar rutini videosu çekeceğim. Ama bu pazar rutininin içinde bir de bir indirim alışverişi sıkıştırdım. Çünkü birazcık indirimden yararlandım. İkisini bir araya, yani iki videoyu birleştirmek istedim. Çünkü böyle çok fazla alışveriş yapmıyorum. Bunlar bile biriksin diye çok uzun zamandır bekliyorum. Artık böyle dolabın düzeni bozuluyor. Bir de ben bunu giymek istemiyorum. Sadece sanırım iki parçayı falan giydim. O yüzden iki videoyu birleştirmek istedim. Önce alışverişten başlayalım. Pull&Bear'dan 3 tane jean ürün aldım. Biri cold short, ikisi pantolon. Ve bayıldım. Yani ben zaten Pull&Bear'in kotlarını çok severim ve çok kalitelidir. Gerçekten hakkını veriyorlar yani. Şöyle bir jean short aldım. Ben genelde şortlarımı bir beden, hatta bazen iki beden büyük alıyorum. Çünkü yazın böyle o hani havuzdan denizden çıkıyorsunuz ve o yapış yapış hissi sevmiyorum. Bunun indirimli fiyatı yazmıyor şu an ama böyle 40 ya da 45 liraydı. Aşağıya yazarım zaten. Çok güzel böyle saçaklı. Çok rahat. Böyle birazcık mom jean gibi oturuyor üste. Öyle bir pantolon. İki tane, yani bir modelin iki farklı rengini aldım. Bir tanesi böyle antrasit gibi, paçaları saçaklı. Bu aslında mom jean formunda fakat slim mom jean olarak geçenlerden. Yani benim gibi birazcık hafif tombik insanları, kilolu göstermeyen mom jeanlerden. Diğerinde etiketi duruyor, onu da göstereceğim size. Şöyle. Bu da kodu. Dediğim gibi ben mom jeanlerde de bir iki beden büyük alıyorum. Bundaki neden de bir iki beden büyük alıp daraltıyorum. Çünkü belimle kalçamın arasında fark var. Bu yüzden de bir pantolonun bana tam oturması için bir ya da iki beden büyük alıp onu daralttırmam gerekiyor. Böyle de bir problem var. Bir tek Zara'nın pantolonlarında bu olmuyor. Zara'nın pantolonlarını seviyorum o yüzden. Ama kalite olarak iyi değiller. Bir de deminki modelin aynısı. Böyle bir jean aldım. Bunun da paçaları yine böyle birazcık yoluk. Pull&Bear'den aldım. 3 jean böyleydi. Hepsini Trendyol'dan aldım. Sitesiyle Trendyol'un fiyatları aynıydı zaten. Pantolonları 70 liraya aldım. Cold short da dediğim gibi ya 40'a ya 45'e aldım. Bir de bunu tamamen çok ucuz olduğu için aldım. Normal yüksek bel skinny pantolonu Pull&Bear'ın. Bu 30 liraya falan düşmüştü galiba. Çok ucuzdu. Çok yumuşak. En sevdiğim özelliği o. Yani bu kot kumaşı gibi değil kesinlikle. Kumaş pantolon kumaşı gibi. İşte çok rahat giyerim diye bunu o yüzden aldım. Mango'dan 2 tane tişört aldım. Yine Mango indiriminden. 10 lira mı 15 lira mı ne, öyle bir şeydi. Böyle bir tanesi V yaka. Yani tam V yaka da değil. Böyle birazcık oyuk bir yuvarlak gibi aslında. Basic tişört almamın nedeni de biz eskiden annemle bir giyiyorduk basic tişörtlerimizi. Artık öyle bir şey olmadığı için hepsi eski evde kaldı basic tişörtlerin. Ben de birazcık basic tişört aldım kendime. Bunun da rengini çok beğendim. Aynı modelin böyle kahverengisi. Bunlar da böyleydi. Bir de Zara indiriminden bu kazağı aldım. Şimdi bunu çok giydim. Yani bunu bayağı giydim. Çok sevdim bunu. Böyle aşırı bol, aşırı salaş, çok sıcak tutuyor. Bunu da 120 liraya almıştım Zara'dan. Bu böyleydi. Şimdi bir pazar günü bakım olarak neler yapıyorum? Onlara geçelim artık. Bu ara bir önceki videomda da söylediğim gibi bakım işlerine biraz sardım. Ama genelde uygun fiyatlıları denemeye çalışıyorum. Bakalım nasıl olacak. Saçlarımızı toplayalım ve bakım işlerine geçelim. Şimdi öncelikle
Banyodan çıktığım için şu an yüzüm temiz ama bu işlemi banyo yapmadan önce sonra yani cildiniz temiz değilken yapıyorsanız muhakkak yıkayın. Sonra da bir böyle bir tonik ile alın derim. Tabii ki Foreo'ya çok fazla para vermedim. Asla vereceğim bir şey değil. Şu Inface diye bir marka var. Trendyol'da satılıyor. Oradan aldım bunu. 100 liraydı en son. Hem rengi çok benlik hem de gayet güzel yani. Bununla Simple'ın ürünlerini merak ediyordum ama hep elimdeki ürünler bitsin istiyordum. Şimdi bittiği için Simple'ın birkaç ürününü denemeye başladım. Bu peelingini bu üçüncü hafta pazar günleri yapıyorum. Zaten akneli bir cildim olduğu için çok fazla peeling yapmak istemiyorum. Öncelikle bunu ıslatacağım. Daha sonra da peelingi bunun üstüne yayıyorum. Sadece pazar günleri bu kadar yoğun yapıyorum. Onun dışında sadece yıka, kremle ve tonikle olarak geçiyor. Bunu çalıştırıyorum. Kademesini biraz arttırıyorum. Normalde yüzümü temizlerken en düşük seviyede. Ama peeling yaparken bir kademe arttırıyorum. Üç kademeli hareketleri. Zaten amacım benim pisliklerden arındırmak. Hani makyaj kalıntıları şeyler. Hani böyle derinlemesine bir temizlik değil derdim. Tabii ki derdim o da. Peeling çok benim cildime uygun bir şey değil. Amaç sadece ölü deriyi atıp pisliklerden arındırmak. Böyle yapıyorum. Ben geldim. Şimdi cildimi peelingledim. Böyle inanılmaz ferahlamış hissediyorum. Bir de böyle soğuk suyla yıkıyorum sonrasında. Çok iyi geliyor. Normalde mesela hafta içi peeling yapacaksam hemen arkasından bu yeni keşfim Diaderm'in gece kremini kullanıyorum. Ama bugün pazar günü olduğu için biraz kendimi şımartmak istiyorum. Öncesinde de göz kremimi süreceğim. Clinique'in bu göz kremini kullanıyorum. Gözlerimle ilgili tek derdim nemlendirmesi açıkçası. O yüzden hani size bir göz kremi öneremem. Ay bu çok iyidir, şöyledir, böyledir. Şu an için benim için önemli olan gözümü iyi nemlendirmesi. Bu da gayet iyi nemlendiriyor. Bir de bir şey daha göstereceğim. Cildimi onarsın diye kışın maske gibi sürdüğüm bir ürün var. La Roche-Posay'in Sisa Plus Balm B5 B5 kremi. Bunu da böyle maske gibi sürüyorum ve bir gün sonra böyle nemli, böyle canlı canlı bir yüz çıkıyor. Maske. Simple'ın maskesi. Daha önce hiç denemedim. Değişik bir şey olduğunu sanmıyorum. Hava kirliliğine karşı şehir hayatına etkilen cildiniz için harika bir seçim diyor. Zaten daha önce bir sürü YouTuber bunu denedi. Ben de şu an denemek için sabırsızlanıyorum. Çünkü insanlar çok övdü. Bence PR gönderisi olduğu için övdüler. Ama göreceğiz bakalım. Çok sıvı. Mesela ben bu kadar sıvı maskelerden pek hoşlanmıyorum. Bakalım. İçeri böyle gidince Barış beni gördüğünde ne yapacak onu da çok merak ediyorum. Çok büyük, bayağı büyük bir maske. Ama sizi yine kapatacağım çünkü kendimi görmüyorken bunu takmam imkansız. 15 dakikamız doldu. Şimdi maskeyi çıkarıyorum. Böyle bir saçlarım yapışmış. Çok jel bir yapısı var. Bir şunu atayım. Hemen yorumlayayım. Tabii anlık hiçbir şey yapamam. Yıkanmış saçlarımı da
şey yaptık. Çok jel bir yapısı var. Bu kadar jel jel bir yapı benim maskede hoşuma giden bir şey değil. Bilmiyorum, fiyatı uygun ama bence Sephora'nın tek kullanımlık maskeleri daha güzel. Ferahlatıyor. Çok ferahlatıyor eğer amaç buysa. Nemlendirecek mi bilmiyorum. Ellerimi mesela birazcık kuruttu az önce, ellerime sürmüştüm. O yüzden ben yine gece nemlendiricimi sürerim. Ama güzel. Yani kötü değil bence. Denenebilir. Bir de en son dudaklarıma Kiko'nun bu dudak bakım yağını sürüyorum. Özellikle kış aylarında çok iyi geliyor. Yazın bu kadar abartmıyorum kesinlikle. Ama kışın çok fazla cildim kuruduğu için bunları yapmak bana iyi geliyor. Bir indirim alışverişiyle karışık pazar videomu, ya pazar bakım videomu. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi birazcık televizyon falan keyfi yaparız. Sonra zaten saat 11 olmuş. Artık uyuruz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.